Şimdiden hatırlatayım. Şükrü Hoca'nın ilginç bir yorumu var. Profesör Ersoy deprem Marmaris'te olmadı. Marmaris sadece o depremi hissetti diyor. Peki bu ne demek? Onu da aktaracağım yine bu sıcak günün manşetleri arasında. Bugünü değerli kılan bir de son dakika gelişmesinden bahsedeyim hızla. Başkan Erdoğan yeni normalin yüz yüze ikinci kabine toplantısına liderlik etti bugün. Toplantı az önce bitti. Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede Temmuz ayı tedbirlerini açıkladı. İşte sıcağı sıcağına Erdoğan'ın o cümleleri. Mart ayından bu yana hep olduğu gibi bugünkü toplantımızın da öncelikli gündemi koronavirüs salgını ve sonuçlarıydı. Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız. Bunun için tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Özellikle baş harflerinden ilhamla Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın 926 Devlet Koruma'sındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkandan faydalanma süresini bir ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı olarak iş fesi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de bir ay daha devam edecektir. Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak'tır. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Irak'lı kardeşlerimize yönelik bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ülkedir. Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin bir parçasıydı. Amaç Türkiye'nin önünü kesmek, ülkemize diz çöktürmek, Milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetli duruşu sayesinde bunu başaramadılar. Ama saldırmaktan da hiç vazgeçmediler. Her başarısızlıklarında cepheyi biraz daha genişlettiler. Sokakları karıştıramayınca yargı emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeyi denettiler. Milletimizin basireti sayesinde devleti felc edemeyince terör örgütlerini kullanarak doğrudan insanımızın hayatına kastettiler. Buradan da istediklerini elde edemeyince ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalkıştılar. Milletimiz destansı bir direnişle darbe girişimini de sonuçsuz bırakınca sınırlarımıza dayandılar. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde yine hüsrana uğrayınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Salgın döneminde dahi boş durmadılar. Asılsız haberler ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar. Hamdolsun bu süreci de alnımızın akıyla geride bırakarak ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı Türkiye'nin bu kritik döneminde halkımızın sesi, sağ duyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhur İttifakındaki ortağımız MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.